Miraç kandili miymiş bu gece? Bitmiyor ki, her gün kandil anasını satayım. Allah'ın şey, Muhammed'in Allah'la namaz pazarlığı yaptığı gece. Allah 50 rekat demiş. Muhammed gel düşür. Gel 25, 30, 20, 15. Hadi. Arkadaşlar, Miraç hadisi bir insanı rahatlıkla dinden çıkarabilir. O kadar rezil ve tehlikeli bir hadis. Miraç hadisini okuyan aklı başında bir insan rahatlıkla dinden çıkabilir. Bir de şey, peygamberlerden akıl alıyor Muhammed, bir de Musa akıl veriyor. Yahudi moruk iyi pazarlık yapar. Tabii Musa şey diyor, git Rabbine tekrar söyle düşürsün. Moruk, demek ki İsa iyi pazarlık yapmış. Baksana, adamlarda namaz yok. Bir pazarları kiliseye gidiyorlar. Orada da piyano var, müzik var, şarap var, içki var. Yani müzikli içkili mekan, anladın? Hani İsa iyi pazarlık etmiş tabii ki. Ya Miraç'la ilişkilendirilen, işte diyor yani, bir şeyler gösteriyor Muhammed'e. Evet, Muhammed bir dini tecrübe ama hani süper, doğaüstü bir tecrübe yaşıyor, evet. Hani Miraç'a yorulan şeyler onlar. Ama hadiste anlatıldığı gibi değil. Cebrail'i gördüğü falan söyleniyor. Necim 5.18. Baştan okuyayım bari, birden okuyayım. Yemin olsun çıkırdığı zaman çimene, süzülüp aktığı zaman ülker yıldızına. Ki arkadaşınız ne saptı ne de azdı. O kuruntudan, keyfinden konuşmuyor. İndirilmiş bir vahiden başkası değildir o. Şimdi başlıyor Miraç'ca yorulan hadisler. Kuvvetleri çok müthiş olan belletip öğretti onu ona. Akıl, güzellik ve güç sahibidir. Burada Cebrail'den bahsediyor. Doğrulup dikildi. En yüksek ufuktadır o. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın beraberliği gibi belki ondan da yakındı. Böylece vahyetti, kuluna vahyettiğini. Kalp yalanlamadı gördüğünü. Onun gördüğü şey hakkında kuşkuya düşüp onunla çekişiyor musunuz? Yemin olsun ki onu bir başka enişte de görmüştü. Son sınır ağacı Sidretül Münteha yanında. O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe. O vakit kuşatıp sarıyordu sidreyi kuşatıp saran. Ne göz kayıp şaştı ne azıp haddi aştı. Yemin olsun ki Rabbinin en büyük ayetlerinden, yani delillerinden bir kısmını gördü. Evet, burada çok belli. Muhammed sahiden doğaüstü bir tecrübe yaşıyor yani. Cenneti belki de görüyor. Yani sınırdaki sidre ağacını görüyorsa cenneti de belki biraz şahit olmuş olabilir, cennete de. Bilemiyorum. Yani bu. Miraç denilen hadise esasen bu. Peygamberin göğe yükselmesi değil gerçek anlamda, yani fiziken, ama manen yaşadığı bir tecrübe. Pazarlık olayı nasıl ortaya çıkıyor peki? Vallahi o kadar komik hadisler, şeytan zart diye osurur bilmem ne falan, nasıl ortaya çıkıyorsa o da öyle çıktı. Miraç Kur'an'da geçmez, o bahsettiği olay vahiy anı olabilir. Yani ben de zaten Miraç'a yorulan olay bu diyorum yani. Onun dışında Kur'an'da Miraç diye bir şey yok. Miraç isimli bir olay yok. Ya şu var, demin fiziken Muhammed göğe yükselmedi dedim de. Şimdi ne diyor? Yemin olsun ki onu bir başka enişte de görmüştü. Son sınır ağacı Sidretül Münteha yanında. O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe. Yani gözüne kayıp şaştı ne azıp haddi aştı. Fiziken bir yer değiştirme var mı burada? Yoksa Muhammed'e oturduğu yerden bir şeyler mi yaşatılıyor? Onu ben de şimdi bir tereddüde düştüm. Ayetleri okuyunca, ki şu an çok sağlıklı düşünebileceğimi zannetmiyorum durumumdan dolayı.
Yani bu ayetleri Muhammed'e oturduğu yerden bir tecrübe, dini tecrübe yaşatıldı diye yorumladım ama belki fiziken yer değiştirme de vardır. Olabilir. Evet, bence de çok önemli değil bu arada yani. Biz zaten Kur'an'ın mucize olduğuna inanıyoruz en başta. Evet, iki türlü de bana da benim için de fark eden bir şey yok. Biraz çok gereksiz detay bir tartışma olur.